Burcu Kriminal'den iyi geceler. Bu akşam yine akıllara durgunluk veren bir dava dosyasıyla karşınızdayız. Şimdi 3 yıl önceye gidiyoruz. İstanbul Tarabya'ya. Haluk Güner işten çıkmış ve evine gelmek üzereydi. Ocak ayıydı ve hava buz gibiydi. Haluk Güner evine doğru hızlı adımlarla yürürken ablasının evinin önünden geçtiğini fark etti. Bir an uğramayı düşündü. 3 yaşındaki oğlu Kaya bu gece halasında kalacaktı. Işıklar yanıyordu. Bir an tereddüt etti. Soğuk iliklerine kadar işleyince bir an evvel evine gitmeye karar verdi. Karşı olmasına rağmen ablası Hatice Pınar'ın evinin ışıkları hala yanıyordu. Ama eniştesinin ve yeğenlerinin araçları garajda değildi. Üstelik Kaya da gece boyunca hiç aramamıştı. Halbuki halasının evi tam karşılarında da olsa ayrı kaldığı gecelerde mutlaka bir kere annesiyle telefonda konuşurdu. Tabii ki meraklandı. Merakı korkuya dönüşmüştü. 6 kişinin birden bu kadar ağır bir uykuya dalması mümkün değildi. Masası dedektifleri Pınar'ların evine geldiğinde 155'e bağlı polis ekibi Haluk Güner'i zapt etmekte güçlük çekiyordu. Polisler Güner'i eve sokmamak için ellerinden geleni yaptıkları halde acılı babayı durdurmak mümkün olmuyordu. Dedektifler eve girdiklerinde olay yeri inceleme ekibi çalışmaya başlamıştı. Ama yüzlerce cinayet olayı görmüş cinayet masası dedektifleri için bile evdeki manzara dehşet vericiydi. Evin reisi Yusuf Pınar salondaki televizyonun önünde yatıyor. Başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldü. Hemen yanındaki kanepede Haluk Güner'in ablası Hatice Pınar yatıyor. Onun cesedinde de iki kurşun deliği. Evin tek kızı Hale Pınar'sa annesinin yanında. Yarı oturur vaziyette. Yerinden kalkmaya bile fırsat bulamadan öldürüldüğü anlaşılıyor. O da kurşunlanarak öldürülmüştü. Dedektiflerin kanını donduransa Kaya'nın cesedi oldu. 3 yaşındaki çocuğun cesedi halasının ayaklarının dibinde. O da başından ve göğsünden kurşunlanarak öldürüldü. Katliamın boyutları gerçekten anlatılacak gibi değildi. Kim, hangi nedenle böylesine korkunç cinayetler işleyebilirdi? Üstelik evde 10 el ateş edildiği halde neden olayı duyan olmamıştı? Olay yeri inceleme ekibinin evde bulacağı her delil gerçekten çok önemliydi. Olay yeri inceleme ekibi cinayet mahallinde 10 tane boş kovan buldu. Ayrıca
Salonun penceresindeki camda da bir mermi deliği vardı. Ev ilk bakışta dağınık gibi görünse de katillerin daha çok belli bir şey aradıkları hissediliyordu. Çekmeceler rastgele karıştırılmış, bazıları ise sadece açılmıştı. Çocuk odasında bulunan bir dolapsa dikkat çekiciydi. Dolap kapakları açık bırakılmış ve ahşaptaki izlere bakılırsa ağır bir cisim çekilerek çıkarılmış. Gerçekten de polis tespitinde haklıydı. Katil ya da katiller evi rastgele aramamışlardı. Onların istediği çocuk odasındaki dolabın içindeydi. Yani kasa. Yakınlarının ifadesine göre Pınar ailesinin evinde büyük bir kasa vardı ve birçok işle, özellikle de tekstille uğraşan Yusuf Pınar'la üç oğlu kıymetli evrak ve eşyaları evdeki bu kasada saklıyordu. Ama bunu bilen çok sayıda kişi olamazdı. Ayrıca polisin önünde yanıtlanması gereken çok önemli bir soru vardı. Yusuf Pınar'ın üç oğlu neredeydi? Bir minibüs ve bir otomobille birlikte olay gecesinden beri üçü de ortalıkta yoktu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından Yusuf, Hatice, Hale Pınar ve 3 yaşındaki Kaya Güner'in cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk otopside yaşlı çiftin 2, Hale ve Kaya'nın ise 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Adli tıp uzmanlarına göre kurbanlar saldırganlara direnmemişler. Cinayetin çözülmesi için soruşturmaya başlayan cinayet masası ekibi ise kaybolan kardeşlerin ve onlara ulaşmak için de aile şirketleri olan Pınar Giyim Şirketi üzerine kayıtlı araçların peşindeydi. İstanbul'daki bütün güvenlik ve emniyet kameraları tek tek incelendi. Katliamın kurbanı Pınar ailesi Sivas'tan yıllar önce göç etmişti. Yusuf Pınar işe çocuk kabanı satarak başlamış, kazandığı parayı da inşaata yatırmıştı. Tekstil işine soyunan Yusuf Pınar ve üç oğlu zamanla esnafın borç kapısı haline gelmişti. Ocak 2005 günü İstanbul Cinayet Masası'na bir bilgi ulaştı. Bu bilgiye göre Pınar ailesine ait iki araç günlerdir Bakırköy'deki bir sokakta park edilmiş halde duruyordu. Semt sakinleri günlerdir duran iki araçtan rahatsız olmuş ve polisi aramıştı. Olay yerine gelen polis de araçların günlerdir aranan ve Pınar ailesine ait olan minibüs ve otomobil olduğunu tespit etmişti. Olay yeri inceleme ekibi önce minibüsü açtı. Boştu. Ardından otomobil, sonra da bagaj kapağı açıldı. Polis evde yaşanan katliamı aratmayan bir tabloyla karşı karşıyaydı. Üç kardeşin cesedi de bagajdaydı. Başlarına siyah poşet geçirilmiş ve başlarından kurşunlanarak öldürülmüşlerdi. Adli tıp kurumunda yapılan otopside ise üç kardeşin ölüm zamanının aynı olduğu ve yaklaşık bir hafta önce öldürüldükleri belirlendi. Üç kardeş
aynı gün ve saatte bir hafta önce öldürülmüşlerdi. Yani ailenin katledildiği gün. Ailenin bir düşmanı ya da kan davası yoktu. Çevrelerinde varlıklı olarak biliniyorlardı ve o güne kadar kimseyle herhangi bir tartışmaları olmamıştı. Cinayet masası dedektifleri işe Yusuf Fınar ve üç oğlunun para ilişkisine girdiği kişileri araştırmakla başladı. Ev ve işleriyle ilgili herkesin ifadesine başvuruluyordu. Bazıları ailenin eski bir kan davası olduğundan bahsediyor. Kimi ise Yusuf Fınar ve oğullarının girecekleri bir ihaleden tehdit edildikleri için çekildiklerini iddia ediyordu. Ama bu iddiaların hepsi asılsızdı. Polisin elinde olayın üzerinden 10 güne yakın bir süre geçmesine rağmen bir kuşkulu yoktu. Tam bu sırada cinayet masası dedektiflerine önemli bir bilgi ulaştı. Biri, Pınar ailesine ait müşteri çeklerini bir finans şirketinde nakde çevirmişti. Pınar kardeşlere ait bu çekleri, onlar hayatta olmadığına göre kasayı alanlar, yani kısacası katiller kullanmış olabilirdi. Hasan Koç İstanbul'dan Silivri'ye doğru yol alıyordu. Önünde seyreden araç dikkatini çekti. Otomobil yalpalıyordu. Sürücünün sarhoş olduğunu düşündü. Hızlanıp onu geçmeye karar verdi. Bu sırada öndeki araç da yavaşlamış ve yolun kenarına park etmişti. Yanından geçerken otomobilin içine baktı. Dehşete kapıldı. Silivri'de otomobilin içinde intihar eden kişi Burhan Denizli. Olay yerine gelen jandarma ekibi aracın içinde boş bir kovan ve kurşun deliği buldu. Burhan Deniz, Pınar ailesinin yakınıydı ve özellikle büyük oğlu Ahmet Pınar'ın yakın arkadaşıydı. Ve Pınar ailesine 450 bin Türk lirasını aşkın borcu vardı. Burhan Deniz'in intiharından sonra yapılan araştırmada, çekleri nakde çeviren kişinin de Burhan Deniz olduğu anlaşıldı. Ayrıca Pınar kardeşlerin iş yerindeki kasasından çıkan 200 bin Türk lirasına yakın çeklerde de Burhan Deniz'in imzası vardı. İddialara göre Ahmet Pınar, arkadaşına sık sık ve yüklü miktarda para aktarıyordu. Burhan Deniz, Pınar ailesinin katledilmesinden sonra cenazeye katılmış ve gözyaşı dökmüştü. Polis, cenazeden sonra Burhan Deniz'in de ifadesine başvurmuştu. Burhan Deniz'in ölümünden sonra telefon kayıtlarını inceleyen cinayet masası dedektifleri, Deniz'in en son Mete Gülbay'la görüştüğünü tespit etti. Gülbay otopark işletiyordu. Ve çek senet tahsilatı suçundan birçok sabıkası vardı. Üstelik Pınar kardeşlerin cesedinin bulunduğu araçta da parmak izleri vardı. Mete Gülbay aynı gün kardeşi Metin Gülbay ve yanlarında çalışan iki Roman asıllı işçiyle birlikte gözaltına alındı. Bir ekip dördünü çapraz sorguya tutarken diğer ekipse arama yapmak üzere otoparkın yolunu tuttu. Sorgu devam ederken aranan delil otoparkta bulundu. Pınar ailesinin kasası. O ana kadar konuşmamakta direnen Mete Gülbay bu önemli delilin bulunmasından sonra ifade vermeye başladı. (Gülüyor)
10 yıl önce Ağrı'dan çalışmak için İstanbul'a geldim. Tüpçülük, pazarcılık gibi işlerle uğraştım. Bakırköy'de inşaatta çalıştım. Daha sonra bu otoparkı işletmeye başladım. Mete Gülbay'ın Burhan Deniz'le yolu bu sırada kesişmişti. Burhan Deniz'in işleri iyi değildi. 2 ay önce Mete Gülbay'ın işlettiği otoparka gelmiş, batacağını söylemişti. Dükkan komşum beni bitirdi diyordu. Onlara çek kırdırdım. Çekleri almam lazım dedi. Yaklaşık 400-500 bin liralık çeki vardı. Ne yapacağımı sordum. Onları öldürmem lazım dedi. Mete Gülbay'a göre Burhan Deniz 2 gün sonra telefonla aradı ve susturuculu silah bulup bulamayacağını sordu. Birkaç gün sonra otoparka gittiğinde ise cinayet planını paylaşacak ve Mete Gülbay'dan kendisine yardım etmesini isteyecekti. Burhan evde çelik kasa olduğunu ve çeklerinin de burada saklandığını söyledi. Bu yardım karşılığında bana 50 bin lira verecek. Paraya ihtiyacım olduğu için teklifine sıcak baktım. İlk planımızı hazırladık. Buna göre komşularını Mahmut Bey Tem yolu yakınında Gikop isimli sitenin depolarında öldürecektik. Ama buradaki güvenlik elemanlarının varlığından dolayı cinayeti benim otoparkta işlemeye karar verdik. Burhan Deniz son otopark ziyaretini yılbaşından önce yaptı. Silahları Diyarbakır'da bulmuştu ancak gidecek parası yoktu. Bunun üzerine Mete Gülbay Adana'da oturan dayısı Celal Salih'i aradı. Ondan silah ve susturucuları 5000 lira karşılığında İstanbul'a getirmesini istedi. Mete Gülbay dayısına silahları satacağını söylemişti. Burhan'la birlikte dayısını Bolu'da karşıladı. Bir bond çanta içinde 2 silah ve susturucuyu teslim aldı. Geriye bir tek şey kalmıştı. Pınar kardeşleri otoparka çağırmak. Susturucuları hazırlayıp masanın çekmecesine koydum. Daha önce susturucuları denedik. Bir dalın çıkardığı sesi çıkardılar. Bir saat sonra Burhan aradı ve geliyoruz dedi. Ben de otoparktaki işçileri eve gönderdim. Geldiler. Önce kendilerine çay ikram ettik. Çaylarını içerken Burhan en küçükleri Salim'e gel sana iyi bir araba göstereceğim dedi ve dışarı çıkardı. 2 dakika sonra yalnız gelerek sohbete katıldı. Bu sırada bir müşteri aracımı çıkartmak istedi. Ben de ortanca olan Hikmet'ten aracını çekmesini istedim. O da dışarı çıktı. Ahmet yalnız kalınca Burhan onu öldürdü. Bu
Bu sırada otomobili çekmeye giden Hikmet aracı yine yanaştırıyordu. İnmeden Burhan araca yaklaşarak kapıyı açtı ve iki el ateş ederek öldürdü. Burhan Deniz ve Mete Gülbay birlikte maktulleri poşetlerin içine yerleştirdi ve otomobilin bagajına koydu. Koyarken cesetlerin üzerinden para, cep telefonu ve cüzdan gibi eşyaları da aldılar. Ama asıl amaçları evdeki kasaydı. Bunun için de havanın kararması gerekiyor. Hava kararınca yola çıktık. Otomobili Burhan kullandı. Kapıyı çaldık. Bir adam pencereden bize baktı. Burhan'ı tanıyarak "Burhan, sen misin?" dedi. Burhan da çocuklarla burada buluşacaktık. "Gelmediler mi?" dedi. Bizi eve davet ettiler. Salona geçtik. Evde yaşlı bir kadın ve genç bir kız vardı. Yusuf Pınar misafirlerine yer gösterdikten sonra eşinin yanına oturdu. 3 yaşındaki Kaya ise halasının dizi dibinde oturmuş televizyon izliyordu. Ticaret üzerine sohbete başladılar. 10 dakika sonra Burhan Deniz, daha önce sözleştikleri gibi elini Mete Gülbay'ın bacağına dokundu. Bunun üzerine lavabonun yerini sorarak yanlarından ayrıldım. Lavaboda susturucuyu taktım. Odaya girer girmez ev sahibinin kafasına bir el ateş ettim. Adam üzerime geldi, bir el daha ateş ettim. Televizyonun önüne yığıldı. Hemen arkasından kadına ateş ettim. Ardından da genç kıza ateş ettim. Burhan da durduğu yerde ateş ediyordu. Bir tek çocuk kalmıştı. Burhan bana çocuğu vur dedi. Ben de vuramayacağımı söyledim. Bu çocuk beni tanır, teşhis eder dedi ve çocuğun kafasına ateş etti. Katliamdan sonra odaları dolaşarak kasayı aradılar. Eldiven takarak kasayı çıkarttılar. Taşımak için iki kemeri birbirine bağladılar ama başaramadılar. Bunun üzerine kasayı paspasa koyup çekerek minibüsün arkasına yerleştirdiler ve otoparka geldiler. Umdukları kadar para çıkmasa da kasada olanları paylaşıp ayrıldılar. Ta ki kardeşlerin cesedi bulunduktan sonra Burhan Deniz otoparka gelip "Ben bir yanlış yaptım. Ölmüş insanlara ait müşteri çeklerini kırdırdım, beni yakalayacaklar" diyene kadar. Polise verdiği ifadeye göre Burhan Deniz o gün Mete Gülbay'dan kendisini öldürmesini istedi. Gülbay ise "kendi işini kendin gör" diyerek eline bir silah verdi. Davanın duruşmaları 4 gün sonra Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mete Gülbay taammüden ve planlayarak adam öldürmekten. Abi Metin Gülbay ve dayısı Mehmet Salih ve otoparkın Roman asıllı iki çalışanı da cinayete yardım ve yataklık etmekten yargılandı. Mete Gülbay polisteki ifadesinde abinin de olaydan haberdar olduğunu ama cinayete karışmadığını söylemişti. Ama yargılama sırasında ortaya çıkan deliller Metin Gülbay'ın da cinayette rol aldığını ve asıl planlayıcı olduğunu ortaya çıkardı. Sanıkların dayısı Mehmet Salih
13 yıl 9 ay. Otopark çalışanları ise 2'şer yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Yargılama 2 yıl sonra tamamlandı. Mete ve Metin Gülbay 7'şer kez müebbet hapse mahkum.